Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ankara U Atölyesi olarak bugün gerçekten Ankara U Atölyesi kurulduğundan beri 5 yıl oluyor. Hep hayalimizdi Sayın Sinan Canan hocamızla Ankara'da bir program gerçekleştirmek. Bugüne nasipmiş. Ben öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum. Bizlere vakit ayırdıkları için. <laughs> Tabii şunu da eklemek istiyorum. Aslında biz Sinan Canan hocamla programımızı bir hafta öncesinden duyurduk. İlk iki gün rezervasyonlar tamamen doldu. Yaklaşık 1200'e yakın başvuru mesajı aldık. Bu demek oluyor ki Sinan hocamı Ankara'da daha büyük salonlarda ya, <laughs> tekrar konuk etmeyi istiyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için. Bugünkü programımızın konusu insan nedir? İnsanın fabrik ayarları. Programımız bir buçuk saat civarında sürecek. İlk kısımda Sayın Hocamızın konuşmalarını dinleyeceğiz. İkinci kısımda sizlere ayırdığı bir soru cevap kısmı gerçekleşecek. Ben sözüm uzatmadan hocama tekrar bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ediyor. Sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim öğrencim. Merhaba sevgili dostlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Memlekette böyle vesilelerle olmak çok güzel gerçekten. Biz zamanda çok uğraştık Ankara'da böyle şeyler yapalım diye. O zaman ya biz toyduk ya ortam müsait değildi falan. Bu çok güzel bir süreç. İnşallah devamı gelir. Torunlara aktarırsınız efendim bu geleneği. Çünkü hani böyle bilim, kültür, sanat mevzuları ancak bir araya gelerek devam ediyor. Biraz hani kültür zafiyeti ne çokça dillendirdiğimiz bir ülkede o yüzden çok önemli. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İnsan fabrikalarını kaç kişi okudu? O fena değil. Bayağı var. Yani en az bir cilt diye soruyorum. Yani hepsini kastetmiyorum üçü birden değil. Bir daha göreyim parmakları. Güzel, bayağı var yani. E üçünü birden okuyan var mı? Çoğu üçünü birden. Allah akıl versin hepsini nasıl okudunuz <laughs> Peki, çok güzel. Peki ben size madem bugün insanın fabrikalarını konuşacağız. Bir iki standart sorum var. Onları sorarak başlamak isterim. Burada öncelikle bana acil sorusu olan var mı? Daha önce bunu yapmadım ama şu anda aklıma geldi. Ya evde kıvranıyordum falan. Şunu sorsam. Öyle bir şey Sonda zaten yapacağız bir e, sohbet, muhabbet karşılıklı ama. Şu anda yüzde yüz sağlıklı hissedenlerin ellerini bir görebilir miyim? Tamamen sağlıklıyım, hiçbir problemim yok. Arkadaşlar salona baksanız baksanıza bir sağınıza solunuza. 15 kişi falan el kaldırdı. Geri kalan hastaneden izindi mi? N niye öyle? Yani ama büyük bir problem yok Allah'ın izniyle değil mi? Peki çok şükür sağlıklıyım diyenlerin ellerini görebilir miyim? Ha yani çok şükür. Yani buna da şükür. Gördüğüm kadarıyla yaşlar genellikle benden ufak, baya baya ufak hatta. Soruyu şöyle devam ettireyim. Önümüzdeki 20 ila 25 sene içerisinde kesin bir arıza çıkar sağlık açısından diyenlerin ellerini görebilir miyim? Salona bir bakın. Herkes çok emin. Peki madem yani bu endişe çok yaygın gibi gözüküyor. İlla ki bir şey olacağı benziyor. Bunun için ne yapalım? Mesela bir yerden yardım almamız lazım değil mi? Yani hasta olacağımız çok aşikar gibi gözüküyorsa ki bunun nedenlerini birazdan konuşacağız. Mesela bir tıp merkezine gitsek, bir hastaneye. Desek ki merhaba, ağrım sızım yok. Çok şükür çok sağlıklıyım. Ama daha sağlıklı olmak istiyorum. Hangi bölüme gideyim? Desek. Efendim? psikiyatri. <laughs> Değil mi? Oradan başka bir yere gönderdi Buyurun. Fizyoterapi. Evet. Ama mesela ruh sağlığı, beden sağlığı sadece fizyoterapiyle oluyor mu acaba? Ya bak hiç şikayetin yok ama. Hastaneye gidiyorsun. <laughs> e ee, nasıl? Nereye? Hangi bölüm? Sen Diyelim ki adam sporcu. Bak ne oldu? Kaldık. Tıpta böyle daha iyi olmayı ve sağlığı sürdürmeyi sağlayan bir bölüm biliyor musunuz? Var mı öyle bir bölüm? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Geleceğim onlara. <laughs> o isimler çok havalı da. Şunu soruyorum yani adı üstünde gittiğiniz yerin adı hastane. Yani adeta kapısında yazıyor ki sağlıklıysan uzak dur. <laughs> yani burası hastahane. Hastalarla ilgili bir yer. Ve mesela koruyucu hekimlik diye bir alan var. Ee, hiç bilmiyorum koruyucu hekim uzman olarak hiç hayatınıza girdi mi? Koruyucu hekimlikten hiç istifade ettiniz mi? Ama ben tıp fakültesinde 12 sene öğretim üyeliği yaptım. Çok havalı bulurdum koruyucu hekimlik. Ama bir temenniden öteye geçmiyor. Koruyucu hekimlik çok güzeldir. İşte tıbbın aslı hasta olmamaktır falan. Fakat tıpta mesela yani bizim nasıl hasta olmayacağımızı, nasıl daha sağlıklı olabileceğimizi böyle ağız birliğiyle vaz edebilen bir disiplin yok gibi gözüküyor. Boşuna denemeyin diye söylüyorum. Peki psikolojiden ne haber? Psikolojik sağlığımız hamdolsun yerindedir. Gerçi bu saatte burada böyle bir şey için toplandığınıza göre belki bir sorun olabilir bilemiyorum. Millet dışarıda geziyor, siz burada böyle. Ama diyelim ki psikolojik sağlık yerine bir psikolojik danışma merkezinde bir yere gittiniz işte neyse psikiyatri hastanesine. Onlara sorsanız aynı şey ne olacak? Orada hiçbir şey yok. En fazla şey diyecekler, çok da şey yapmayın yani. O kadar da önemli değil, bu da geçer falan diyecekler muhtemelen. Psikolojik sağlığımızı da nasıl daha iyi yapacağımızı söyleyen bir alan yok gibi. Şimdi ben tıp fakültesine ilk girdiğimde bu biyolojiyi bitirdikten sonra asistanlık yapmak üzere işte tıp fakültesine girdik. Ee, hep böyle bu meseleyi merak ettim. Yani işte hastaneler eskiden ne diyorduk biliyorsunuz değil mi? Daha yüksek. Bak nasıl o şimdi şifane yazsa kapıda. İçeri girince kendinizi nasıl hissedersiniz? Orada niyet başka. Yani bir şifa bulma işi. Ama maalesef bizim hastanelerde sağlam girenin de hasta olduğu bir durum sıklıkla karşımıza çıkıyor. Şimdi ben bunu merak ettim açıkçası. Bu durum niye böyle? Ama bu merakımdan önce şöyle bir şey oldu. Ben biyoloji mezunuyum. İşte biyolog ya da biyolog adayı var mı aramızda? Allah, dünyanın en şanslı insanları. Nerede okuyorsunuz arkadaşlar? Vay bizim ora. Memlekete selam. Biyolojiden çıktığınız zaman biyolojiyle ilgili tabii genel size çerçeveyi öğretiyorlar. Bizim ilk öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi şuydu. Yaşam bilimlerinin en üst başlığı biyoloji. En tepede hepsine bir dirim bilim, yaşam bilimi demek. Ve yaşam bilimlerine ait bütün alanlar aslında biyolojinin alt dalları. Tıp da buna dahil. 10 milyon civarında canlı organizmayla beraber yaşadığımızı tahmin ediyoruz dünyada. Onlardan sadece bir tanesinin o da sadece hastalıklarıyla uğraşan, onu iyileştirmeyle uğraşan biyoloji dalına tıp deniyor. Bu bilgiyle havalı havalı geliyorsunuz tabii biyolojiden çıkıp çekilin ben ana bilim dalından geliyorum falan diye. Tabii tıpta kimsenin bu umurunda değil. Derslere baktım. Ben tıp fakültesi 1. 2. sınıfta derse giren temel bilimcilerden fizyoloji uzmanlığı yaptım. Derslere girdim. Dedim ki illa ki bunlara bir biyoloji anlatıyorlardır da onun üzerine tıp dinliyorlardır herhalde falan diye. Büyük bir dehşete düştüm. Öncelikle çalıştığım üniversitede tıbbi biyoloji falan dersleri vardı. Neredeyse biyolojinin B'sinin o sol bacağını biraz ima edecek ders içerikleri var. Bakıyorum ne anlatıyorlar diye. Tamam biraz biyolojiyle ilgili bir şeyler anlatılıyor gibi ama mesela bütün dünyada yaşayan bu bitkiler, hayvanlar, bakteriler, işte virüsler aklınıza ne geliyorsa bizi hasta etmiyorsa ya da biz onu yemiyorsak neredeyse tıbbın ilgi alanına hiç girmiyor. Yani yiyorsak da çok fazla girmiyor. Onda manavlar bakıyor ona. Ama yani illa bir hastalık bazlı bir inceleme var ve bu sistemin içerisinde, biyolojik sistemin içerisinde insan diye bir mevzu yok. Tıp eğitimine bakarsanız insan işte Japonya'da bir fabrikada yapılmış seri üretim bir android. Bazen parçaları arıza verebilir. O parça arıza verince falanca lojiyi, bu parça arıza verince falanca ana bilim dalına, o parça arıza verince falanca kliniğe gönder. Şu civatayı sık, bu ilacı ver, şu operasyonu yap, bu cerrahi uygula. Kısmetse iyileşir. Gibi bir durum var. Şimdi dedim ki herhalde bizim üniversitede biyolog bulamamışlar. İnceledim arkadaşlar sonra kafayı takıp gerçekten tıpta hemen hemen dünyanın birçok yerinde de biyoloji ciddi bir zafiyet halinde. Şimdi böyle olunca ne oluyor? insanın ne olduğu sorusunu cevaplayamadan, bu konuyu tartışmaya başlayamadan biyolojik olarak insanı tedavi etmeye girişiyorsunuz. Şimdi ben bir biyolog olarak insanın ne olduğunu çok mu iyi biliyorum? Hayır. Ben evde yapmadım insanı sonuçta. Ben de insanlardan bir insan olarak bunu hep merak ediyorum ama <laughs> biyolojide o kadar fazla ipucumuz ve artık 21. yüzyıl itibariyle o kadar çok bilgimiz var ki bu bilgilerden bilgiane olarak tıp ilmini yürütmeye çalışmak gerçekten çok üzücü baktığınızda. Şu anda tıp eğitimiyle ilgili bir şey konuşuyorum gibi gelebilirsiniz ama siz bunun doğrudan sonuçlarını yaşıyorsunuz. Demin söyledim gittiniz hastaneye, işte psikiyatri merkezine falan size kimse yardımcı olamadı. Peki ne yapıyoruz çoğumuz? Televizyonları izlemeye başlıyoruz. Uzmanlar da gözümüz bize güzel bir şey söylesinler, biz ona göre sağlıklı yaşam yapalım. Efendim televizyonlara işte çoğu da benim arkadaşlarım oldular bu medyaya gitken. İşte her şekilde Çoruklu dediniz biraz önce. Efendim Oytun baş var, Yavuz Dizdar var, işte Sayın Müftüoğlu var. Var Allah var bir sürü hocamız, arkadaşımız çıkıyorlar televizyona. Siz elinizde böyle çatal kaşık bekliyorsunuz. bu şey söylesinler de ben yemeye başlayayım falan diye. Biri diyor ki tatlı yemeğin ölürsünüz Canan Karatay biliyorsunuz. Öbürü diyor ki oytun baklavası hayat mı geçer diyor. Ayşegül diyor ki ne yersen ye sekizden sonra yeme önemli olan mitokondirdir diyor. Öbürü diyor ki geceye gündüz yemel. Al bir tanesi diyor işte e, ne kokar mutlu olursun. İşte siz böyle ekran karşısında böyle kalıyorsunuz ve bunlar ara ara birbirleriyle de gerilebiliyorlar. Görmüşsünüzdür bir tartışma oluyor. Şimdi bu büyük bir zulüm arkadaşlar. Tıbbi bir eğitimi uzmanlığı olmayan bir insan sağlıklı yaşam konusunda hocaları diyor. Bunların hepsi hoca doçent prof böyle titirleri var. E sizin o konuda bir uzmanlığınız yok da bunlar mevzuda anlaşamıyorlar. Sen ne yapacaksın? Nasıl hakem olacaksın aralarında? İki tane şansınız var. Bir tanesi en iyi bağıranın tarafını tutacaksın. Mesela Karatay Hoca otoriter kardeşim masaya yumru vurdu bitiriyor. Ben Karataycıyım. Götür baklavayı, götür ekmeği. Bundan sonra işte sabahları 8 yumurta yiyeceğim falan diye hayatınızı öyle belirliyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki Uzmanların bile anlaşamadığı mevzu benim gibi faniye mi kaldı? Getir künefeyi. Getir kebabı. Boş ver. Bu iş bizi aşar. Ve maalesef insanların büyük bir çoğunluğu bu bizi aşar noktasında tıbben. Kimsenin elinde sağlıklı yaşamaya dair böyle elle tutulur, üzerinde konsensüs sağlayabileceğimiz bir bilgi yok. Ve sağlık için hep güncel haberlere muhtacız. Hem akıl sağlığımız için hem bedensel sağlığımız için. Ve arkadaşlar bunun tek nedeni var. Tıp da öğretemiyoruz ki biz insanın aslında ne olduğunu. Çünkü tıpta biyoloji yok. Çünkü tıpra, tıpta evrim yok. Dünyanın en önemli tıbbi inovasyonları evrimsel tıp dediğimiz bir alandan geliyor. Evrimsel tıp dediğimiz alan insan dahil, o işte insanın dahil olduğu grubun evrimsel kökenlerini inceliyor ve diyor ki bu canlı şuralardan 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 geçip böyle yapılandırılmıştır. Ve bundan dolayı da bu canlı bakın buraya dikkat. Şöyle yaparsa hasta olur diye öngörüde bulunuyor. Şöyle yaşarsa problem yaşar, böyle yaşarsa doğru olur diye tam olarak bizim aradığımız şeyi yapıyor. Bize diyor ki böyle yaşarsan doğrudur, böyle yaşarsan yanlıştır. Ben dedim birisi kesin bunun kitabını yazmıştır. Yazmamışlar arkadaşlar. Dolayısıyla işte herhalde 2003-2004 yıllarından itibaren ben bu konuyu derin olarak kafaya taktım. Ha babam şuna çalışıyorum. Yani biyoloji, tamam biyolojiyi hala seviyoruz ediyoruz da insan hakkında ne diyor özelde? Bizim hakkımızda bize ne söylüyor? Ve ben bunları anlaşılır bir anlatıya nasıl dönüştürebilirim? Şunu fark ettim. Hacettepe'li arkadaşlara buradan tekrar sevgileri gönderiyorum. Bir diploma almak biyolog olmaya yetmiyormuş. Yani hiç anlamamışım ben biyolojiyi. Hatta bir dönemde böyle Beni medyada çok evrim kavgası yaparken görmüşsünüzdür muhtemelen. Öyle, o konuların amigolarından birisi benim. Ee, bir, bir, dönem hızlı evrim karşıtıydım. O zaman Adnan Oktar yoktu daha. Ben, ben yürütüyordum Hacettepe temsilciliğini. Çok çok böyle kızıyordum o işlere falan. Ne evrimi Allah var çarpılırsınız falan filan gibi. Ee, sonra bir, bir onunla ilgili bir minik aydınlanmayı da paylaşmak isterim. Hani bu hem trajik hem komik gerçekten. Ee, Bazıları soruyorlar saçlarının niye bu kadar gür diye. Laboratuvarda çok çalıştım da ondan diyorum. Sabahlara kadar laboratuvarlarda biz hayvan deneyleri yapıyorduk o dönemlerde. Hakikaten eve gitmediğim çok zaman oluyordu. Ve farelerde deneysel olarak epilepsi rahatsızlığı oluşturup sonra onu tedavi etmeye çalışıyorduk. Bunu niye yapıyorduk? Farelere gıcığımız mı vardı? Hayır. Orada çalışarak insandaki epilepsilere bir çare bulmaya, ilaç üretmeye falan çalışıyorduk. Doktor tezim bunun üzerineydi. Bir gün böyle e tabi o kadar anestezik madde bilmem ne kimyasalla çalışıyorsun. Safır kafa güzel oluyor gecenin bir yarısı. Bir de sabah işte ikiye üçe kadar farenin başında elektrotlar melektrotlar bekliyorsunuz. Şöyle bir düşünce geçti aklı. Ya biz bu hayvanlara niye eziyet ediyoruz dedim ya. Laboratuvarda ama böyle bitmişim yani. Sonra dedim bunları dedim niye ilaç veriyoruz? Çünkü dedim insana veremiyoruz. E peki bunların niye bir dakika la, biz akraba olmayalım sakın falan diye. Aydınlamanın saçmalığını görebiliyor musunuz? O saate kadar iki sene laboratuvarda çalışmışım ve bunu hiç düşünmemişim. Bir anda dedim ki bir dakika tokat yemiş gibi hemen işte evden, okuldan, raflardan indirdim biyoloji kitaplarını. İki buçuk yıl kabaca tekrar sıfırdan biyoloji çalıştım. En sıfırdan yani işte ne öğrendiysek. Fark ettim ki hakikaten hiçbir şey anlamamışım. Ve onun üzerine tekrar fizyoloji bilgimi bilmem neyi koyarak bu insan aslında nereden geliyor, nasıl bir varlık? Biyolojik anlamda tekrar bir anlamaya giriştim. Fakat çok uzun sürdü. Senelerce, 10-15 sene işte oturduk, uğraştık falan. Devamda böyle parça parça özellikle 2007 8den itibaren ben böyle çıkıp bir şeyler anlatmaya başlayınca bu konuyu da insanlar üzerinde denemeye başladım. Yani Anlatıyorum bakayım nasıl olacak, işte evde deniyorlar mı, ben yapmaya çalışıyorum falan. Mesela o arada ee, yani Canan Karatay da yeni yeni çıkıyordu. Ben de evrimsel biyolojiden şeyi öğrendim, yani şeker meker sorunu birazdan anlatırım. Büyük problemmiş bizim için. Ben dedim şu tatlıyı matlıyı bırakayım. Çünkü şeyi fark ettim, yani baklava yiyince anlatamıyorum benim kafam mafam düşüyor, bir şeyler oluyor. Hakikaten o tatlı işini bırakıp yemeği iki öğüne falan düşünce bana bir coşku geldi. Ben tekrar hiç sevmediğim biyokimya alanına girdim. Biraz daha böyle metabolizmi falan arkadaşlara tartışıyorum. Derken bu bilgileri topla, anlat, uğraş falan derken birkaç sene evvel işte CNN Türk'te televizyon programında Deniz Bayramoğlu işte birkaç arkadaşla beraber böyle güzel programlarda hatırlarsınız onları. Konuşurken gene insanı konuşuyoruz hocam dedi ya bu insanın bir ayarı yok mu gözünü seveyim dedi. Yani herkes bir şey söylüyor nasıl yapacağız falan. Bütün hocalara soruyorum sırayla dedi. O sırada işte konuk arkadaşlardan biri konuşurken ben de kağıda beş tane madde not aldım. Şöyle kafamı bir toparlayayım da bunları söyleyeyim. Kameraların önünde armut gibi kalmayalım diye derdim oydu. Sonra sınava gelince dedim ki ya bana sorarsanız beş tane madde var diye onları okudum. Buna uygun yaşarsak bence daha az hasta oluruz, daha rahat yaşarız falan filan dedim. Program bitti. Ben unuttum bile ama o kartı katlayıp cebime koymuşum. Sonra YouTube'a konunca program çok fazla telefon bilmem ne falan geldi. Hocam dedi bunun yazılısı var mı bilmem nesi var mı? Dedim ki neydi o ben unuttum bile programda söylediğimi. Sonra bir izledim kaydı. Dedim hakikaten iyi özetlemişiz ya falan. 15 sene bir mevzuya kafayı yorunca birisi böyle aniden baskın soru sorduğunda zihin bir toparlama ihtiyacı hissediyor demek ki. Bir de kameralar var milyonlar bizi izliyor kafası var ya. Çok geriliyorsun listeye bir baktım güzel o liste. Sonra ben bunu aldım, bir Word dosyasına geçtim, başladım kaynakları, kaynakları toplamaya derken bu hikayenin sonucu işte çoğunuzun biliyor olduğu insanın fabrika ayarları kitabı oldu. Ama insanın fabrika ayarları arkadaşlar sadece bir kitap değil. Aslında kitap olmayacaktı önceden. Bunu ben bir bilimsel teori olarak formüle etmeye çalıştım. Bilimsel teoriler ne işe yarar? Bir fenomen görürsünüz doğada mesela kütle çekim gibi işte evrim gibi elektrik gibi bir şey görürsünüz. Onu açıklamak için de kavramsal bir çerçeve önerirsiniz. Dersiniz ki işte şöyle oluyor, böyle oluyor, ondan dolayı da böyle oluyor gibi. Ben de insanın mesela birkaç tane temel sorudan yola çıkmıştım. Niye hiçbir kronik hastalığın tıpta tedavisi yok? Şimdi bu cümle bazı arkadaşlarıma ağır gelebilir ama tekrarlıyorum. Tıpta gerçekten de hiçbir kronik hastalığın tedavisi yok. Kronik ne demek bu arada biraz açayım. Hani nasıl başladığı çok belli olmayan, genellikle genetik, idiopatik, esansiyel falan diye isimlendirilen. Bu arada idiopatik çok güzel sözcüktür tıpçada. Ne bileyim ben, latincesi. Bilmiyorum yani. Oluyor işte, idiopatik. Bu tip rahatsızlıkların tedavisi yok. Mesela Alzheimer çok meşhur biliyorsunuz. Ömür uzacık, uzadıkça da en büyük problemimiz oluyor. Hala Alzheimer'ın niye olduğunu bilmediğimiz için tedavi edebilmemiz mümkün değil. Şeker hastalığı, tip 1, tip 2 diyabet bilmem Bir kısım sebebini biliyor gibiyiz ama ömür boyu ilaca bağımlı bir hayatla ancak idame ettirebiliyoruz. Sağaltamıyoruz. Kronik hipertansiyon mesela. Ha babam yüksek. Esansiyel işte familyel, ailevi hipertansiyon ya da ailevi bilmem ne. Otoimmün hastalıklar işte MS'ler, o Stephen Hawking'in hastalıkları falan. Bunların hemen hemen hiç hemen hemen değil hiçbirinin tıpta net bir tedavisi yok. Çünkü bunlar hakkında hiçbir fikrimiz yok. Nereden geldiğini hiç bilmiyoruz. Neyin tedavisi var? Genelde kendi kendine geçebilecek hastalıkları iyileşmesini hızlandıran tedavilerimiz var. Ya da işte evde yatarsan bir haftada doktora gidersen yedi günde iyileşen grip gibi falan durumlarımız var. Şimdi bu resim hoş bir resim değil sevgili dostlar. Bu tip sorularla başladım ben. Niye 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 niye? Her, bütün okların bana gösterdiği yer biyoloji. Ve bu teoriyi Yapmak zorunda kalmamın sebebi ben biraz da açıkçası çekindim bunu yaparken. Dedim aga sana mı kaldıran yani şeyi biyolojiyi iki sene uzatmışın zaten da zaman geçirmişsin jetonun sonra düşmüş laboratuvarda çalışırken biyoloji okumuşsun falan. Ama sonra öyle oluyor, ne yapayım kimse yazmamış. Aslında biz bir koruyucu tıp, koruyucu hekimlik e, giriş kitabı gibi bir şey yazmış oldum ben dolayısıyla. Ve buradaki teori şu insan 3,5 milyar yıllık canlılık sürecinin doğal sonuçlarından birisidir, diğer bütün canlılar gibi. Ve bu biyolojik hikayenin, biyolojik tarihin, evrimsel sürecin bir mirasını taşımaktadır. Ve bu miras öyle birkaç bin senede, birkaç on bin senede, birkaç yüz bin senede modifiye edilebilen, nesilden nesile değişebilen bir miras değildir. Çünkü biyolojik değişim ve dönüşüm milyon yıllar mertebesinde gerçekleşen bir süreçtir. O yüzden 200-300 bin sene önceki atalarımız, ki bildiğimiz kadarıyla insan dünyadaymış 300 bin sene önce de, nasıl yaşamışlarsa, nasıl bir dünyada, nasıl ayarlarla hayatta kalmışlarsa, bizler de hemen hemen aynı ayarlara sahip olarak annelerimizden dünyaya geliyoruz. Ama ve lakin nasıl bir dünyaya geliyoruz? Şimdi biz doğduğumuz yer bize çok normal gözüküyor ama birazdan acık irdeleyeceğiz mesela. Atalara göre çok tuhaf bir yerde doğmuşuz. Şimdi önce onların hazırlandığı ortamı bir düşünmeye çalışalım ve bizim olduğumuz ortamı. Ama bunu yapmadan önce. Ben biyolojide neden evrimi çok iyi anlayamadım, biyolojinin kühnüne neden tam vakıf olamadım diye çok düşündüm. İlgili bir öğrenciydim aslında bakmayın okulu uzattım falan ama sonra çok büyük bir zorluk fark ettim. Mesela canlılık bu dünyada üç buçuk milyar yıldır var. Üç buçuk milyar yıl. Uzun zaman değil mi? Böyle, böyle yapıyorsunuz ya hiçbir şey anlamıyorsunuz üç buçuk milyardan. Çünkü o kadar büyük bir sayıyı algılayacak bir beynimiz yok bizim. Mesela size desem ki üç buçuk milyon da aynı. Desem ki bankada üç buçuk milyonum var. Havalı olur bir kere. <laughs> Güzel. Ama aklınız hemen nasıl çalışır? Çankaya'da bir daire kaç para şimdi? İki milyon değil mi? Çankaya'da bir buçuk daire eder. Hmm sayabildiğiniz bir şeye indirip bir anlıyorsunuz, bir rahatlıyorsunuz. Bir şeye çevirmeniz lazım. Yoksa bir buçuk milyon, iki milyon. Ankara'nın en büyük miting alanı neresi ola ki? Var mı öyle bir yer? Tan Doğan. Tan Doğan'a toplanmış 500 bin kişi düşünün arkadaşlar. Gözünüzü kapatın hayal edin. Tan Doğan Meydanı'nda 500 bin kişi var. Hayal ettiniz mi? Şimdi 2 milyon kişi var. Hayal edin. Fark var mı? 7 milyon olsun. Hiçbir fark yok hayallerimiz arasında. Sadece biraz şişen balon gibi bir şey hayal ediyorsunuz ama o kadar büyüklüğü, öyle, öyle sayıları evrimsel olarak algılayacak bir kapasitemiz yok. O yüzden de bu hikayeyi anlamakta biyologlar bile çok zorlanıyorlar. 3,5 milyar sene, her biri bir sene ve çok uzun. Bir örnek vereceğim, biyologlar onu çok iyi bilir. Cambrian patlaması diye bir hikaye var. Yaklaşık 600 milyon yıl kadar önce. Bugün bildiğimiz hayvanların hepsinin adeta patlarmışçasına denizlerde ortaya çıktığı bir dönem bu. Şimdi evrim karşıtı olduğum dönemlerde de benim de çok kullandığım, evrim karşıtını da çok sevdiği bir dönem. Madem öyle hepsi yavaş yavaş oluyor da, bu patlama nereden çıkıyor falan diye herkes soruyor. Yalnız bir küçük sıkıntı var. Cambrian patlaması yaklaşık 50 milyon yıl sürüyor arkadaşlar. 50 milyon yıl yani dilek olan <laughs> 3,5 milyar sene içinde 50 milyon yıl o kadar küçük ki plüp patlama gibi kalıyor. Ama 50 milyon yıl çok çok uzun bir zaman. İnsan 300 bin senedir burada. Yani zurnanın son deliğiyiz tabiri caizse 3,5 milyar yıl içinde. Hıçkırık kadar bir süre bile burada değiliz. Ee, bizim atalarımıza ne zaman modern insan dendiğini bilen var mı? Bizimkiler bir şey yapıyorlar ondan sonra diyoruz ki bu modern insan artık öyle sıradan insan değil. Mağara duvarına resim. Tuhaf diyoruz ki bunlar artık yemeği içmeyi kesmiyor bunları. <laughs> Saçma sapan işler yapmaya başladılar. Mağara duvarına elizi falan geyik çiziyorlar. Yani yarına bir şey bırakmaya çalışıyor. Bugün sanat dediğimiz hikaye benzer bir şeyler yapmaya başlayınca diyoruz ki bunların beyni fazla gelişti. Dolayısıyla oradan itibaren modern insan. Tarihi ne? 47 bin sene. Kabaca 50 bin sene diyelim. 50 bin senedir modern insan burada. 6 bin sene kadar önce maksimum yazıyı icat etmiş gibi gözüküyoruz. 6000 bin sene dikkat edin rakamlara. Yani gene söyleyeyim 6000 bin de bizim için çok büyük rakam. Çok kolay algılayamıyoruz ama hani 300 bin, bin en azından 3, işte 306 falan Öyle bir şeyimiz var. Güzel güzel gidiyor. Efendim sanayi devrimi şurada 200 sene önce. 30 sene önce dijital devrim oldu. 10 senedir WhatsApp kullanıyoruz maksimum. Yani 7 sene önce konum göndererek buluşma yoktu. Ve şimdi 22 yaşındaki büyük kızım 15 yaşındaki küçük kızım hakkında bana diyor ki ben bu yeni nesli anlamıyorum. <laughs> Şimdi değişimin roketlemesini fark edebiliyor musunuz? Yani insan psikopat gibi bir şeyler yapıyor. Öncelikle bunu bir anlamak zorundayız. Biz artık normal bir dünyada yaşamıyoruz. 50 bin sene önce mağara duvarına resim yapan atamız bundan 15 bin sene öncesine ışınlansa yani 30 bin sene ileriye ışınlansa hiç farklı bir şey görmeyecek. Gene millet mağara duvarına resim yapıyor. Biraz incik boncuk falan yapıyor. 30 bin sene hemen hemen her şey aynı. Fakat 200 sene önceki adamı bugüne getir, delirir, secdeye kapanır, fıttır bir şeyler olur. Yani inanılmaz bir değişim yaşadık 200 sene içerisinde. Ve bu korkunç bir hızla ilerliyor. Peki biz buna adapte olabiliyor muyuz? Biz 6 bin sene önceki hikayeye adapte olabildik mi? Biz 200 sene önceki sanayi devrimine adapte olabildik mi? El cevap hayır. Biyolojik olarak böyle bir şeye adapte olamıyoruz. Çünkü biyoloji bilimi bize diyor ki evrimsel değişim ve dönüşümler milyon sene mertebelerinde olan bir şeydir. Ve bunun olabilmesi için de ortam şartlarının sürekli olarak sabit kalıp canlıyı bir zorlaması gerekir. Seçilim baskısı diyoruz biz buna. Bir baskı yapması gerekir ki mesela atıyorum bir milyon sene dünya çok sıcak olursa sizin torunlarınızın terbezleri beş katına çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte soğutma mekanizmaları evrilebilir falan. Evrilemeye ama bir ihtimal yani milyon sene sonra böyle bir şey görebilirsiniz. Ama iki sene sıcak oldu diye üçüncü sene terbezi bilmem ne olan çocuk doğmaz. Bizim sistem böyle çalışmıyor. Ve bunu anladığınız zaman bir şey tren gibi çarpıyor size. Mesela bir örnek vereyim. 200 bin sene önceki uzak atalarımızın nasıl bir dünyada yaşadığını hayal edelim. Mümkün değil tabii bu arada. İnsana dair bildiğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama hiçbir şey. Gözlük diş fırçası dair hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani o postlu mostlu görüyorsunuz ya. Onlar 50 bin sene öncekiler falan. O post most dişi de çok sonradan bulunmuş muhtemelen. Ama bir şekilde bizim gibi çıplak, zayıf, tuhaf bedenlere sahipler. Bu arada bedeninize eğer daha önce dikkat edip de kedininkiyle falan karşılaştırdıysanız büyük bir utanç kaynağı. Hiçbir şey yok. Şimdi desem kendinizi bir hayal edin, gözünüzü kapatın. Herkes kendini en azından pijamalı hayal ediyor. Çıplak görmek istemiyoruz yani. Yok, hiç, hiç hoş değil. Ve tabiatın hiçbir yerinde hayatta kalmak için ayarlanmış bir bedenimiz yok. Yok, yani nerede doğarsanız doğun. Ekvatorda 365 gün 27 derece sıcaklıktaki bir ortamda bile günler içinde sorun yaşarsınız. Şimdi bu havada sizi çıplak dışarı bırakayım. Birkaç saatiniz var yani. Hayatınız çok ciddi tehlikeye girer. Dolayısıyla bu kadar zayıf ve çıplak bir bedene sahip olmamız bir kere başlı başına muamma. 200 bin sene önceye gidiyorsun. bizim atalar da yaklaşık böyle. Çünkü biliyoruz kalıntıları var vesaire. E bu arkadaşlar nasıl hayatta kaldılar? Şimdi insanın bu şekline bakınca bir muamma olduğu aşikar. Bütün canlılardan farklı olarak annesinden doğduğu haliyle hayatını sürdüremeyen tek canlıysa, bunun bir açıklaması olmalı. Mesela hakikaten bir uzay gemisi bizi buraya kazayla düşürmüş gibi duruyor. Yani buraya uygun yapılı bir şey değiliz. Ama biyologlar diyorlar ki telaş yok. Açıklaması oldukça anlaşılır. Eğer insana doğru giden yolda evrim, insanın çıplaklaşmasına ve zayıflaşmasına neden olmasaydı, buna yol açmasaydı, Bizler kafamızı bu kadar zorlamak zorunda kalmayacaktık. Bu kadar zeki bir canlı olmak zorunda kalmayacaktık. Ve zekasıyla, sorun çözebilme yeteneğiyle hayatta kalmak zorunda olan bir canlı ortaya çıkmayacaktı. 200 bin sene önce, atalar muhtemelen aynı bizim gibi ama allem ediyorlar, kallem ediyorlar, dünyanın en zorlu sorunlarına çok hızlı ve pratik çözümler geliştirebildikleri için bir şekilde hayatta kalıyorlar. 160 bin sene önce dünyadan çok büyük son buzul çağı geçiyor. Kuzey yarım küre neredeyse tamamen buzlarla kaplanmış vaziyette. Bizimkiler oradan bile yırtmışlar. Muhtemelen nüfus 2000'lerin altına düşmüş diye tahmin ediliyor ama oradan bile kurtulmuşlar ki bizler bugün burada oturup bu muhabbetleri yapabiliyoruz yani. Peki neyle savaştılar, ne tip sorunları çözdüler, ne kadar zekiydiler bir bakalım ya da zekaları nasıl kullanıyorlardı? 200 bin sene önce insanın en büyük düşmanı bildiğimiz kadarıyla kılıç dişli kaplan. Bugünkü kaplandan acık daha irice, 3 katı kadar büyük. Böyle hakikaten Cybertooth diye aratın şeyde e, İngilizce çok resimleri de var. Korkunç bir hayvan yani. Ve insan da görünce muhtemelen karnı gurulduyordur. Cillop gibiyiz ya böyle soyulmuş fıstık gibi al götür ya. İnsan da en sevdiği av. Yakınlarda hiç gördünüz mü kılıç dişli kaplan? Hepsini biz yedik çünkü. Bitti onlar. Soylarını tükettik yani. Bakın en büyük düşmanımız elimizde bu arada mızrak, ok, bilmem kalkı öyle bir şey yok. Havaletler falan çok sonra icat ediyor ama bir şekilde atalarımız hem kılıç dişli kaplandan kurtulmuşlar hem de onların soyunu tüketmeyi becermişler. Açlık en büyük bir başka problem. Bugün çok detayına girmeyeceğim. Çok yiyoruz arkadaşlar. Çok yememiz gerekiyor. Çünkü beynimiz çok yakıyor. Beyni besleyebilmek için çok kalori almanız lazım. E bunun için de normal işte maymunların, gorillerin beslendiği gibi beslenemiyorsunuz. Böyle tabiatta çok güzel yeşil, işte ne o, vejeteryan bir diyet pek bizi kesmiyor yani muhakkak kompleks proteinler falan almanız lazım. E yani bugünkü insanı götür 200 bin sene önceye. Market yok, getirkom kom yok. Ne yiyeceksin yani? Ağaç köküdür. Diyorlar ki meyve yeriz. Arkadaşlar gözünü seveyim. Bugün elma armut var ya. Onların tabiattaki orijinal hallerini görseniz selam vermezsiniz. Onlar binlerce yıldır islah sonucu ürettiğimiz koca koca şeker bombaları. Tabiatta onların hiçbiri yok tipsiz bir şey üzüm dediğin, tipsiz bir şey işte armut dediğin şey tabiatta. Atalar onları bile yiyip çoğaltmak zorunda kalmışlar o kadar açlar ki. Ve mesela o açlıkla bir şekilde her gün mücadele etmek zorundalar. Bulabildiğimiz kalıntılar çok fazla atamızın açlıktan öldüğünü gösteriyor. Açlıktan ölüm yani baya baya varsayılan bir hikaye. Ama bir şey daha var. O kıllı tüylü filleri biliyorsunuz mamutları. Gördünüz mü yakınlarda? Niye? Afiyet olsun. Apartman gibi mamutları bitirdi bizimkiler. Ona birazdan geleceğim. Mamut olayı çok önemli. Ya mamutu şimdi görsen, yani 21. yüzyılın sonunda felç olursun vallahi böyle karşı. Devasa bir hayvan. Ama bir şekilde onu yıkmayı <laughs> ve onların soyunu tüketmeyi becermişler. Ya da e, şimdi Mesela kış geldi, yaz geldi falan diye ne yapıyoruz? Önlemler alıyoruz değil mi? İşte palto, malto bilmem ne. Bunların hiç olmadığı bir zamanda mevsim değişimlerini düşünün. Buzul çağı geçti diyorum. Hava soğuyor, hava ısınıyor, bir şeyler oluyor. Dış ortam değişiklikleri çok büyük bir tehdit atalarımız için. Yani bizim gibi böyle air conditionlı evleri falan filan yok ki. Ne yapacaklar? doğanın hani acımasız şartlarında bir şekilde bir yolunu bulmaları lazım. Ve iklimin çok çılgın olduğu dönemlerden geçmişiz. O jeolojik kayıtlar bize bunu gösteriyor. Şimdi atalara tekrar kuş bakışı bakalım. Her gün aç adamlar. Devamlı ölüm tehlikesi avcık şeyi altında. Dış ortam şartlarına çok açıklar. Açlıktan sürekli ölüyorlar. Eğer insanın fabrika ayarları haklıysa, atalarımız bir şekilde böyle bir ortamda en iyi hayatta kalacak şekilde ayarlanmış olmalı. Ve biz onların bütün bu ayarlarıyla bu dünyaya doğmuş olmalıyız. Peki nasıl bir dünyaya doğuyoruz? Şimdiye kadar hiç açlıktan ölme riski yaşamış olan arkadaşım var mı? Ama öyle Burger King'de sıra beklerken 10 dakika gecikince açlıktan ölüyorum değil. 60 gün hiçbir şey yememe durumu oldu mu aranızda? Hiç gözükmüyor öyle bir durum yok. Tokluktan ölme var arkadaşlar bu zamanlar. Yani artık açlık bir sorun olmaktan çıktı. Ya da işte efendim Dış ortam şartları değişince böyle öleceğim diye korkuyor musunuz? Hava soğudu, kesin öleceğim. Çok ısındı, kesin beyin kanaması geçireceğim falan. Ya çok özel bir durumunuz yoksa, geçenimizde İstanbul'da fırtına var. Ağaç sökülmüş gidiyor fırtınada. Biz de elimizde kahve pencereden <laughs> ağacı sökmüş bak 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 falan. Atalarımız düşünsene öyle bir fırtınada adamlar kelime-i getirmekten başka bir şey yapamazlar. Yani bittiler. Ya da aranızda hiç vahşi bir hayvan tarafından yenmek amaçlı olarak kovalanmış kimse var mı? Bakıyorum özellikle olur olur. Ee, Uganda'dan geldik bilmem ne geldik falan gibi. Yok. Artık yani en vahşi yerlerde bile kimse bizi yemiyor arkadaşlar. Herkesi biz yiyoruz ama. Şimdi bunlar yoksa bu ne demektir? Atalarımızın full time uğraştığı dertlerin hiçbiri yok bugün. Ama onların bütün komando ayarları bizde var. Yani sistem tamamen işsiz kaldığı bir yere doğuyor. Hayatta kalma endişeniz sıfır. Artık gittikçe de sıfır. Yani hadi bir 100 sene 200 sene önce belki biraz risk vardı savaş mavaş bilmem ne. Şimdi iyice onlar da azalıyor. E ne oluyor peki? İlk başlarda çok faydasını görmüş bizim yakın atalar. Bakmışlar şehirlerde besin üretiyorlar. Oh ne güzel. Sanat yapalım, felsefe yapalım, gezelim, tozalım, entarileri giyelim, değişik şeyler olsun falan. Bilim, bilim hep bu sayede üretilmiş. Fakat Şimdi onların yapıldığı dönemde de her şey yeniydi, bilgi yeniydi. Sorduğun her sonu orijinaldi. Aristo olmak onun zamanında kolay. Aristo şimdi gelsin bakayım göreyim. Aristo bir tweet atsa boş yapma. <laughs> değil mi? Şimdi çok zor yani. Mümkün değil Aristo'nun Aristo olması. Bu devirde yani bilgi milgi zaten zibilyon tane. Şimdi arkadaşlar hiç işimiz yok. Birçoğumuzun hayata orijinal katkı yapabilme umudu yok. Öyle bir kalabalık bir yere geliyoruz ki insanlık tarihindeki en fazla seçeneğe sahip olduğumuz dönemdeyiz. İletişim seçenekleri açısından sınırsız. Bu şu anda 3.5 4 milyar insanla şu alette bağlantıdasınız. 3.5 4 milyar insan teorik olarak burada. Herkese ulaşabilirsiniz. Tarihin en fazla yiyecek çeşitliliği bu devirde. Fakir zengin olmanız önemli değil. Yiyecek her yerde var. Açlıktan ölemiyorsunuz yani öyle bir şansınız yok. Tarihin en fazla kariyer potansiyeli, kariyer seçeneği bu devirde. En cafcaflı teknolojilerle bu devirde karşı karşıyayız. Ya cebimde naklen yayın istasyonu var. HD yayın yapıyor ve ben hala inanamıyorum biliyor musunuz? Ben siyah beyaz televizyonla hayata gözümü açtım ki çok lüksmüş. Bugün lise öğrencilere anlattım. Yüzüme boş boş bakıyorlar siyah beyaz televizyon deyince özellikle 2000 sonrası doğumlu gençler ya tamam çok duyduk bir hikaye falan da babamın hikayesi süper. Babamın hayatındaki en büyük inovasyon yıllardır bunu düşünürüm. Evlerine ilk defa su bağlanmış. Burada Ankara'da İsmet Paşa'da oturuyorlar. İlk defa eve su bağlanıyor. Bir hafta boyunca musluğu açıp suyu izliyorlar. <laughs> Evde su akıyor falan diye. Güyümlerle devamlı su taşımakta onlar için çok büyük bir devrim. Bizim için de herkese öyle devrimler ama bunu akıl erdiremiyorum şimdi. Ama acaba bunlar bize iyi geliyor mu? Teknoloji niye yaptık biz? İnsan niye teknoloji yapar? Zaman kazanmak için değil mi? Teknoloji sayesinde zaman kazananlar ellerini kaldırsın. Çok bol vaktim var. Biraz önce tıbbın durumunu gördük. Yani bu kadar gelişmiş bilim, teknoloji, tıp falanla kendimizi daha iyi hissediyor muyuz? Durum çok fecaat. Mesela hiç Aklımıza gelmeyen bir mesleği bugün buradaki herhangi bir arkadaşım uydurup yarın ondan para kazanabilir. Bugün böyle bir dünyadayız. Var mı yapan? Var mı hiç kimsenin aklına gelmeyen bir kariyer yolu buldum, oradan akıyorum. Artık kimse beni tutamaz falan. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, bu diplomayı mı alsam, şu sertifikasyonumu alsam, öyle bir çılgın hale geldik ki psikoloji bölümünden şimdi öğrenci arkadaşlar mezun oluyorlar. Yeni mezun arkadaş bana CV gönderiyor, dört buçuk sayfa. Tam benim CV'm 3 sayfa. <laughs> Bakıyorsun alt alta yazmış falanca davranışçı terapi, hede hede kabul terapisi, bilmem ne terapisi, fıdı terapisi, fıdı terapisi. Hocam diyor hepsinin eğitimini aldım. Diyorum bir soru soracağım. Listedeki birinci sıradaki eğitim için ben 400 tane adamın ömrünü harcadığını biliyorum. Sen nasıl 100 tane terapiyi uygulayabileceğini düşünüyorsun? sertifikasyon avcılığını bilmekle karıştırdığımız bir dönemdeyiz. O kadar fazla seçenek var ki. Mesela yazılımcıların nasıl çalıştığı. Var mı aramızda yazılımcı? Yazılımla uğraşan. Merhaba. Bir geçenlerde bir yazılımcı arkadaş anlattı. Yazılımcıların dedi sağlık sorunları var. Hocam onlara da bir el at falan dedim. Nedir? Şimdi onların konusu, sağlık konusu ayrı ama nasıl öğrendiklerini öğrendim ve dehşete düştüm. Eskiden biz üniversitede bilmem ne programlama dili eğitimi verilirdi. Bir süre çalışırdı ne derdin. Şimdi şöyle oluyormuş. Yeni bir programlama dili, yeni bir varyant, yeni bir modül, yeni bir algoritma çıktı diyelim. Adam açıyor Udemy'yi, Coursera'yı yazıyor, kursunu buluyor, öğreniyor. Bir, bir saatte falan üç günlük videoyu seyrediyor. Dönüp burada kod yazmaya başlıyor. Nasıl bir dünya burası? Ne oldu o kadar okullar, okulduk, üniversiteler falan hepsi berhava. Geçen gün bizim üniversitenin rektörüyle vallahi oturdum konuştum. Hocam dedim bak bütün üniversiteler batıyor. Ayağımız denk alalım. Üniversite diye bir şey bitti falan rektör de böyle bir Dur çaktırma. <laughs> yani, hakikaten üniversitenin durumu çok kötü. Şimdi böyle bir dünyada yapacak bir şeyim yok. Özetle atalarımızın o vahşi dünyada hayatta kalmak için donanım donanım üstüne biriktirdikleri hiçbir şeyin bugün işlevi yok. Ve o vahşi koşullarda hayatta kalmak için tasarlanmış özellikle zihnimiz hayatta kalma donanımımız işsiz. Eğer sanatla, bilimle, yaratıcı bir faaliyetle de uğraşmıyorsak ne yapıyoruz? Kariyeri dert ediyoruz. Yaşlanmayı dert ediyoruz. Komşuya kafayı takıyoruz. Araba almaya çalışıyoruz. Politikaya giriyoruz. Futbol için adam kesiyoruz. Bir şey yapıyoruz ve bu hayata bir anlam katmaya çalışıyoruz. Eğer biz yarından tezi yok okullarımızda insanın aslında ne olduğunu baya baya uzun uzun anlatmaya başlamazsak bu konunun çok büyük bir felakete gittiğini görüyorum arkadaşlar. Çünkü bugün dünyayı cehenneme çeviren varlığın adı insandır. Sebebi doymamasındandır. Ölümlü olduğunu bilen tek canlı olmasına rağmen ölene kadar parsayı götüreyim diye hiç ölmeyecekmiş gibi tüketmesidir. Ve verdiği zarar inanılmaz. Biyolog arkadaşlarıma sıklıkla sorarım. Şimdi size de sorayım. Çok biyolojiden konuştum. İnsanın biyolojik bir organizma olarak sizce dünyaya ne faydası vardır? Vallahi yok. Sıfır. Sadece zararı var. Ölünce bile işe yaramıyor zemin ol. O kadar vücut toksik ki doğru düz bakteri yemiyor bizi valla. Cesedimiz, kimisinin cesedi saponifi oluyor biliyorsunuz, sabunlaşıyor. O olumsuz biriktirdiğimiz malzemelerden ötürü. Hiçbir faydası olmayan bir organizma olarak yaşıyoruz burada ve sadece çöp üreten tek canlı biziz. Sadece kirletiyoruz, fitne, fesat falan çıkarıyoruz. Ben yıllar evvel ilk böyle Kur'an meallerine falan sardığımda Biraz işte mevzuda da ilgiliyiz ya, insanla ilgili şeyler toparlayalım falan dedik. Abi Kur'an çok ağır geliyor dedim insana ya. Yani hiç güzel bir ifade yok. Kan dökücü, fesat çıkarıcı, unutur, bilmem ne yapar, şu yapar. Hiç mi dedim iyi tarafımız yok? Baktım yokmuş. Ya gerçekten yok. Ama insan bir yerde fayda verebiliyor. Zararını fark ettiği anda fayda vermeye başlıyor insan. Onarmaya başlıyor. İnsan onarıcı bir varlık. Onarıcı bir varlık olmak zorunda. Onu fark ediyorsunuz. Bu mevzuyu bu gözlükle görmeye başladığınızda insanı şu anda hepimiz arkadaşlar hiç e, istisna yapmadan bütün ürünleri teknolojileri yaptıklarıyla beraber fıt diye dünyadan çekseniz insanla ilgili her şey yok olsa fıstık gibi olur o fıstık gibiye ne diyoruz biz cennet cennet burası aslında insanı kaldır bütün kutsal kitaplarda anlatılan cennet işte burası bunu kim cehennem yapıyor ne olduğunu unutan insan, sadece insan değil. İnsan ne olduğunu unutan tek varlık. Dolayısıyla şöyle iddialı bir hikayeyle çıkmak zorunda kaldım. Üzgünüm ama başka kimse yapmamış. İnsanın ne olduğunu anlayacaksak biz. Anlamak zorunda mıyız? Öyle gibi gözüküyor. Binlerce yıldır bilgeler, bütün bilgelik hikayesinin kendini bilmekle ilgili olduğunu söylüyorlar. Temet Nose diye adam yazmış değil mi? Nosete ipsum kendini bil, kendini bilen Rabbini bilir bizim kültürde de var. Devamlı bir kendini bil hikayesi geçiyor. İyi de ben kendimi nasıl bileceğim? İşte babam öyle anlattı böyle. Öyle olmuyor. Baban da seni bilmiyor ki. Atan da bilmiyor seni. Bir şey, birileri bir şeyler anlatıyorlar ama sen bambaşka bir varlıksın. Parmak izin kimseye benzemiyor. Kendini nasıl bileceksin? Ben burada bir çıkış yolu bulduğumu zannediyorum. Temel düzeyde biyolojik hikayemizi doğru anlarsak, en azından donanımsal olarak nasıl bir varlık olduğumuzu anlayacağız. Bunu hiç küçümsememek lazım. Biz genellikle kendimizi zihinsel ve ruhsal bir varlık olarak görme eğilimindeyiz. Ya insanız kardeşim. Her şey bedenden ibaret değil. Bak bunu diyoruz değil mi? Hepimiz bunu diyoruz. Yarın sabah benim için bir şey yapın. Öğlene kadar, akşama kadar sabredemezseniz de öğlene kadar vaktinizi neye harcadığınıza bir bakın. Sadece öğlene kadar Sabah kalktın, tuvalete gittin, yüzünü yıkadın, dişini fırçaladın, kahvaltı ettin, temizlendin, saça başa baktın. Varsa o da Allah verdiyse. Yaptın bir şeyler, giyindin, kuşandın, ne bileyim işte ilacını aldın, gittin, mesela yürüyüş yaptın. Onu, bunların hepsini ne için yapıyoruz biz? Bu. Bütün gün bedene çalışıyoruz. Ondan sonra da evrene gönder gelsin kafası. Yani ruhsal olarak bir şeyleri iyileştireyim dünyam değilsin. Güzel kardeşim bedeni anlamadan bu kadar bedenle meşgul olduğun bir hayatı nasıl anlamayı düşünüyorsun? Mümkün değil. Ben ilk televizyona beyin anlatmaya çıktım. Pelin Çift'in programıydı. Seyirci soruları alacağız dediler. Seviniyorum. Şimdi ne sorular gelecek? Para, nöronun bilmem nesini soracaklar bana. İlk gelen soru, hocam ruh nerede? Niye ruhtan bahsetmiyorsunuz? Güzelce cevaplamaya çalıştım. Dedim bilmiyorum ben ruhun ne olduğunu. İkinci soru hocam kabir azabı ne olacak dedi. Abi sorular böyle geliyor. <laughs> Sırat kaç milimetre falan. <laughs> ya dedim biz beyin yani ben dalak böbrek gibi bir şey bu beyin. Yani ondan bazı yok illa öbür tarafı soruyor herkes. Toprağın üstünü kimse merak etmiyor. Baktım herkes <laughs> öbür tarafa ilgileniyor. Halbuki ya istediğiniz dine gidin sadece İslam için değil. Bütün emir yasaklar bu hayatla ilgili değil mi? Yani burada yaptığımız şeylerle ilgili. Mesela dinler neyi düzenliyor aslına bakarsanız? insanlar arası ilişkileri. Ve tabii ki kendi işte emanet denilen bu bedeni doğru kullanmaya falan ilişkin öğütler içeriyor. Gariptir. Bunlar çoğu durumda ikinci planda. İşte ben yıllarca şey hayret ederim. Bizim iman İslam'ın şartında pek öyle şeyler yoktur. Yani vücuduna iyi bak falan filan gibi geçmez öyle şeyler. Halbuki mesela bir insanın iyi olmasının, fiziksel ve ruhsal olarak iyi olmasının etrafına yaptığı katkıyı bir düşünün. En büyük sevap bu olurdu ben, ben yazsaydım onu yani. En büyük sevap olarak başa bunu koyardım. Öyle bir unutmuşuz ki olay sadece bizim için bir anlatıya dönüşmüş. Yani beden diye bir şey var İşte nasıl olsa gider. Zaten bunu bize tıp da yapmıyor mu arkadaşlar? Tıp bize zımnen ne diyor? Baba, abla sen yaşa, takıl, ye, iç, keyfine bak. Bozulursan gel ben yaparım, sen kafana takma diyor. Öyle çok da şey yapma diyor. Yaşa sen diyor. Ye, iç diyor. İşte haftada diyor bir şarap iyi gelir falan diye bize. bir çalışma yapıyor. Altı ayda bir şarap endüstrisi bu haberleri yayınlar mesela. Hala görüyor olabilirsiniz. Benim gençliğimde çok modaydı. E, şarap kalbe iyi gelir diye bir haber var. Mesela. Standarttır bu, ibadet gibi yayınlanır. Halbuki bunlar 15 sene önce kalbe iyi gelen maddenin biz resveratrol diye bir madde olduğunu öğrendik. ...bir bardak çekirdeğiyle sıkılmış üzüm suyunda... ...bir fıçı şaraba eşdeğer... ...rezveratrol varmış ama... ...olsun gene bu haberi standart... ...biz bu haberleri yiyoruz arkadaşlar... ...çünkü iyi gelmek ne demek, kalp ne demek... ...yani karbüratör gibi bir şey sanıyoruz... ...mesela lavabo gibi, lavabo aç iç... ...her tarafın açılsın... İşte ...arada bir müsil içmeler falan filan var ya böyle... ...tıkanıklık var içinde... ...hani lavabo açar gibi... ...yani muamelemiz öyle... ...bir arıza gidermeye yönelik... ...mesela ağrım var... Ağrı kesici. Ya yani niye ağrıyor güzel kardeşim? Ağrı neden var? Ağrı neden var? Mesela hareket eden bir canlı ağrı masa ne olurdu? Bir düşünsenize. Mesela bitkilerde ağrı yok. Ama bizim Allah'a şükür sağımız solumuz ağrıyor. Maymunlarda biz denedik bunu. Duyu sinirlerini kestik. Hayvanlar ağrı hissetmiyorlar ama kollarını hareket ettirebiliyorlar. Ama ağrı yok. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Saatler içerisinde ısırıp parçalayarak ellerini atıyor, koparıyorlar. Kendi bedenlerine ait hissetmiyorlar. Oraya gelen zararı beyin hissetmediği için onu vücut haritasına dahil etmiyor. İyi ki ağrı var. Ağrı diyor ki bir şey yanlış gidiyor. Çekil buradan. Yaptığını değiştir. Yöntem değiştir diyor. Bir mesaj veriyor. Yani eve hırsız girmiş. Alarm çalıyor. Biz ne yapıyoruz? Alarmı nasıl susturacağım acaba? Adam içeride rahat çalışsın. <laughs> Yaptığımız şey tamamen. Şu anda bir ağrı kesici medeniyetinde yaşıyoruz. Mesela kötü hissetmemiz yasak arkadaşlar. Kötü bir şey hissedince Antidepresan, al eğlence, gel ortamlara kalın, bu ne surat falan. Ya bir dur bir. Bir, 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 bir üzülmem lazım. Sürekli iyi hissetmek zorundayız mesela. Kötü hissetmek günah gibi, suç gibi. Halbuki ki biz buraya hep iyi hissetmek için gelmişiz gibi bir durum yok. Duygular, o hisler, duygulanımlar, hepsini deneyimleyip bir şey öğrenelim diye var. Her duyguyu yaşamak için geldik. Sadece iyi duyguları yaşamak için gelmedik. Ama bugünkü medeniyetin bu umurunda değil. Bütün bu hikaye nereden geliyor arkadaşlar? Örnekleri fazla coşarsam çok uzatırım. Bütün bunlar hep biyolojisizlikten. Hacettepe sana çok iş düşüyor. Ee, Ali Demirsoy hocam e, şimdi emekli oldu tabii. O böyle herkese ilk girdi derste şey demişti. Biz en çok onunla kavga ederdim ben bu arada. E, çünkü dünya görüşlerimiz çok uyuşmazdı. O böyle dindarları falan pek sevmezdi neyse. Ama ilk girdi derste şey demişti. Bizimki gibi ülkelerde dedi, bilim insanının görevi sadece oturup çalışma yapmak değildir, daha çok insanlara anlatmaktır. Derdi. O laf bana virüs gibi bulaştı. O gün bugündür bunun yollarını arıyorum, hep toparlamaya çalışıyorum. Daha çok ne anlatabilirim, ne anlatabilirim? Ve şimdiye kadar gördüğüm şu sevgili dostlar, bu insanın fabrikaları hikayesini sadece ele alalım. Evde deneyenler benim hiç aklıma gelmeyen şeyler keşfediyorlar acayip acayip enteresan deneyimler yaşıyorlar ve bunları tabii Türkiye'de geri bildirim az verilir biliyorsunuz. Çok az insan geri bildiriyor. Ona rağmen bayağı bir arşivim oldu. İlgilenmenizi ve bunu lütfen evde denemenizi tavsiye ederim. Neyi deneyeceksiniz? Çok kısaca. Allah gene. Şimdi bağlıyorum. Daha yeni konuya gireceğim. O yüzden 5 dakikada toparlarım. Arkadaşlar 5 madde bir prensip. İnsanın fabrika ayarları. Böyle deyince de şey sayıyor gibi oldu. Beş şartı var falan. <laughs> bir, yani hareket etmeye ayarlı bedenlerimiz var. Hareket etmezsek hasta olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Sedanter yaşam bizi hasta ediyor. Çünkü yatarak hayatta kalınamayacak bir geçmişten geliyoruz. Devamlı hareket halinde olmaları gereken av bulmak için, avcıdan kaçmak için falan hareket etmesi gereken atalar. Öyle belim ağrıyor, ben bugün mağarada yatacağım diyen atalarımızın erken vefat ettiğini söyleyebiliriz. Bunun için çok biyolog olmaya gerek yok yani. O dönemlerde böyle bir durum var. İki, en sevmediğim ayar. Ben yazdım ama az yemek zorundayız. Üzgünüm, bu bana çok dokunuyor. Ama bir şekilde ben de bunu kendimde gördüm. Can Boğaz'dan gidiyor arkadaşlar bugün. Ee, çok kestirme bir, ben formül vermeyi sevmem ama şu dünyadaki en güzel formül, bütün fabrika ayarları başlıkları içinde geçerli ama yemek için en geçerlisi. Hep diyorlar ki, hocam sabahları yoğurdun içine çiğ tohum atıyorum, karıştırıp zeytinyağı cık 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 falan. Bu iyi mi? Diyorum ki yapma, hatta yediğin bir şeyi de yeme, bir şeyleri çıkar diyetinden daha iyi olacaksın. Arkadaşlar yokluklar dünyası için hazırlanmış insanın, çokluklar dünyasında imtihan edilen torunlarıyız. Sağlıklı yaşama, sağlıklı kariyer daha işleyen bir kafa için fazlalıkları çıkarın yeter. Bir şey koymanıza gerek yok. Bir şey koymanızı kim söylüyor? Diyetinize bir şey eklemenizi, hareketinize bir şey eklemenizi, ilişkinize bir şey eklemenizi, teknolojide bir şey eklemenizi kim söylüyor? Size bir şey satanlar söylüyor. Ben vallahi bir şey satmıyorum. O yüzden yaptığınız bir şeyleri yapmayın çok daha iyi olacaksınız. Mesela diyetinizi azaltın, gereksiz kısmı çıkarın, o suplementleri falan basıyoruz basıyoruz. Bilim arada bir diyor ki falanca suplement faydalıdır. Dört ay bekleyin, o suplementin zararını çıkaracaklar size. Biz Oytun'la bir programa katıldık, yan yana oturuyoruz. Oytun dedi ki, valla çalışmalar gösteriyor biz, bütün ülke gerizekalı çünkü D vitamini yok dedi. D vitamini alın dedi, günde şu kadar 100 miligram falan. Dedim, dürtüyorum ne yapıyorsun Oytun dedim. Öyle denir mi televizyon? Abi diyor çalışmalar var ya. içinden diyor herkes de eksik. Altı ay sonra gene bir programa çıktık. Başka bir program ama gene yan yanayız. Oytun <laughs> dedi ki artık dedi dışarıdan vitamin almanın kanser yaptığını biliyoruz. Özellikle D vitamini. <laughs> Dedim abi ne yaptın? Altı ay önce Abi bilim ilerliyor dedi. Bilim ilerliyor da burası televizyon. Adam altı aydır evde vitamin alıyorsa ne yapacağız? O da hemen yapmasın öyle diyor. Şimdi Laboratuvarda bu güzel ama işte tıbbın sorunu burada. Sevgili dostlar bu arada konu konuyu açacağım ama bir cümle hatırlatacağım. Tıp ve şifa bilim değildir. Buna kalıbımı basarım. Bunu her ortamda tartışırım. Bilimle ilgili bir şey değildir şifa. Şifa sanatsal bir şeydir. Şifa bu karmaşık doğanın mantığını anlamak. Onunla hemhal olmak, onun kaosuyla uyumlanmak anlamına gelir. Şifa ancak sanatsal olarak ortaya çıkabilen bir şeydir. Bilim o yüzden kronik hastalıklarımızın tedavisini bulamıyor. Parçaları araştırıp bütünü anlamaya çalışıyor. Halbuki e, enstrümanların frekanslarını, tellerinin gerginliğini ölçerek senfoniyi anlayabilir misiniz? Hayır. Senfoni dinlemiyoruz. Problemimiz orada. İşte... Evrim bize, biyoloji bize senfoniden bir şeyler söylüyor. Bak böyle oluyor bu iş diyor. Bu işin ritmi böyle diyor ve biz onu anladığımızda biraz daha iyi oluyoruz. Neyse, üçüncü ayar. Az yedik, onu hızlı geçtim. Diğer insanlarla sıkı fıkı olacağız. Az sayıda güvendiğimiz insanla gerçek sosyal ilişkiler olmadan hastalanıp öleceğiz. Çünkü bu kadar zayıf ve çıplak bir varlığın tabiatta tek başına hayatta kalabilmesi mümkün değil. Yapan biliyor, öyle bir yapmış ki yalnız kalınca biz erkenden gidiyoruz. Yani öyle bencil mencil tek başına takılan böyle emo atalarımızın çok yaşayabildiğini söyleyemem. Onlar bayağı erken gitmiş gibi güzel. Baya ileri düzey sosyal olanlar. Mesela şu anda burada oturuyoruz ya. En çok da bundan ben faydalanıyorum. Böyle yüz yüze bakıyoruz, belli bir ortamı paylaşıyoruz. Şu anda hepiniz de Oksitosin diye bir hormon yavaş yavaş yükseliyor. Ben de kulaklarımdan fışkıracak biraz sonra. Oksitosin diğer insanlarla beraber olduğunuzda beyinden salgısı artan bir hormon ve şunu yapıyor. Yani birçok etkisi var ama sizi iyileştiriyor, bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor falan. En önemlisi diyor ki sakin sakin burası güvenli. Kaplan yemez bizi burada. Aç kalmayız, biri bir şey yapar diyor kızlar. Dolma sarar bir şey olur diyor. Yani burada diyor sıkıntı yok diyor, gevşe. O yüzden tanıdık bildik insanlarla beraberken bizi bir içsel huzur basıyor ve bunun gerçekten biyolojik bir karşılığı var. Dört, şehirli insanı açık ara birinci sırada öldüren en önemli sorun stres ve strese bağlı hastalıklar. Dört, stresimizi yönetmeyi öğreneceğiz. Bununla ilgili bir daha gelirsem çok uzun konuşmak isterim. Çünkü stres meselesi başta başına bir mevzu. Beş, benim için en önemli ayar, Başka hiçbir arkadaşta, başka hiçbir canlıda bu ayarı bir benzeriyle görmedim. İnsan kendini içinde bulduğu sınırları aşma güdüsüyle donatılmış bir varlıktır. Sınırlarını zorlamadığı takdirde mutsuzluktan geberiyor. Kendisine verilen yatlar katlar da olsa diyor ki, aman bunun için mi geldik? Bu ayarda benim nerede aklıma geldi arkadaşlar? Ben Ankara'da yaşarken yalıyı dizi dekoru zannediyordum. Sonra İstanbul'a gittim, orada yaşayan insanlar olduğunu öğrendim de böyle işte televizyona televizyona gidiyoruz diye arada bir yemeğe çağırdılar bizi. Ben Yalı'ya yemeğe gittim. Cümlesi bile çok zevkli. Gittim oradaki insanlar böyle ama çok şaşalı bir ortam. Yani Boğaz Köprüsü masamızda dekor ortam böyle şekilli bir, takım böyle ablalar abiler gidip geliyor. Ben tabii tamamen ortamdaki e, humble doktor olarak hiç mevzuyla alakam yok. Ortamı da bilmiyor zaten. Ama herkes bir şey soruyor konuşuyoruz. Oraya niye çağrıldığımı, o mekanın sahiplerinin beni neden dikkatle dinlediğini öğrendim sonra. Beyefendi dedi ki, hocam dedi bize öyle iyi geliyorsunuz ki dedim, neye iyi geliyorum? İçimiz daralıyor dedi. dedim Allah ferahlık versin. <laughs> öyle bir ortamda bile içi daralan insana ve canlıya insan denir. Ve o gün bir tabir uydurdum işte. İnsan nedir diye sorunca hep aynı şeyi söylüyorum. Karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı. Maslow piramidinin altı bitti mi üstüne yardırıyoruz. Kendimi gerçekleştireceğim bir şeyler yapacağım. O yüzden akşam akşam buradasınız. O yüzden bu kıymetli vakitlerinizi böyle şeylere harcamayı seviyorsunuz. Bu size bir doyum yaratıyor. Ama bunu olumlu yere kullanma şansı bulmayan insanlar ne yapıyorlar? Şu anda binlerce insanı öldürüyorlar kuzeyde. Dünyanın her tarafında birbirinin gırtlağına sarılıyorlar. Mal biriktirmeye çalışıyorlar. Sömürüyorlar. Cinayet işliyorlar ırza geçiyorlar, mala tecavüz her şeyi yapıyorlar. Çünkü sınırını aşabilen tek canlı olarak rehberliğe de muhtaç tek canlı insandır. Başka hiçbir canlının böyle bir ihtiyacı yok. Bugün sizler lütfettiniz, bir şeyler bildiğini düşündüğünüz birisini dinlemeye geldiniz. Söylediklerime hiçbirine inanmayın. <laughs> Disclaimer. Tamamen böyle zannediyorum. Bir pencereden bakarak lütfen evde deneyin. İkinci el bilgiden şeytandan kaçar gibi uzak durun inşallah. Çünkü bu devrin en büyük manipülasyon aracı öyle dediydi kaynağıyla elde edilen bilgi. O olmasın hiç sorumlu kalmayalım valla. Sağ olun. Evet, çok Şimri, teşekkür evet, ederiz hocam. Pasları atıyoruz. Süre. Gerçekten bir saat çok çabuk geçti. Bir yani, saat oldu e, oluyor evet, işte böyle. <laughs> kısa konuşacağım demiştim de ondan. Evet soru kısmına geçtik. Adaletli olması açısından iki taraftan ortak sayıda soru almaya çalışacağız. Sizden başlayalım hanımefendiden. Bir dakika mikrofon gelsin. Şimdi ben önce şeyden başlamak istiyorum. İnsan evrimsel olarak baktığımız zaman kendi topuğuna sıkan bir varlık değil mi? Gayet öyle. Yani nefes alışından, fizyolojisine baktığımız zaman birçok anlamda kendi topuğuna sıkıyor. Ve burada kendini diğerlerinden daha zeki görerek, biraz da diğer hayvanlara <laughs> e, karşı kibirli davranarak. E, peki bunun sonu nereye gider? Hepsi böyle değil Allah'a şükür. Ee, <laughs> Yaşam Okul diye bir organizasyon yapıyoruz biz küçük kuyuda Kaz Dağları'nda. Orada da sağ olsun etraftaki köylerden bazı arkadaşlar böyle bize yemek falan getiriyor. Türkiye'nin her tarafından gelen gönüllerle biz orada bir hafta geçiriyoruz. Ben de orada işte evrimdir, kaos falan öyle şeyler anlatıyorum. Köyden bize böyle bir şeyler getiren oradaki gönüllü arkadaşlardan biri. Böyle muhabbet ediyoruz işte sigara falan içiliyor şeyde işte bahçede. Dedi ki ya hocam ne anlatıyorsunuz burada dedi. Millet tatil yapacağına bunlar gelmiş burada dağın başında dedi böyle günlerde takılıyorlar falan. Herkes pejmurde vaziyette. Hakikaten Hint fukarası gibi herkes. Öyle işte ki karıncaya bakıyoruz iki saat falan öyle bir takım şeyler var. Dedim ki ya herkes dedim burada işte şehirli insanlar dedim pek bilmiyorlar. Biz dedim bir hatırlatma yapmaya çalışıyoruz dedim unutulan şey. Dedi sen ne anlatıyorsun hocam dedi. Ben dedim işte evrim anlatıyorum işte kaos teoriste bir şey anlatıyorum. Böyle çok da üstünde durmuyorum. Ne dedi o anlattın dedi az bana tarif et. Bir de yemek öncesi muhabbet ediyoruz. Dedim ya işte bütün canlıların akrabalığı bunun bize bakan tarafı falan anlatıyorsunuz. Eee dedi öbürü ne dedi o kaos maos. Dedim işte ya evrenin bizim tahmin ettiğimiz gibi davranmadığı kendi düzeni oldu falan. Hocam koca koca adamlar bunları dinlemeye mi geliyor dedi. Biz dedi bunu her gün biliyoruz ya dedi. Bunu bilmeyen adam mı var dedi yeryüzünde. Toros'un dağ köylerinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ya da depresyon ya da işte fibromiyalji göremezsin. Fakirin her yerleri ağrır, zengin fibromiyalji olur diye bir laf var biliyorsun. <laughs> Şimdi yaş <laughs> yaşamın içerisinde hayatta kalmaya çalışırken bu dertlerin hiçbiri yoktur. Evet. Arkadaşlar insanın fabrika ayarları şehirli insanın dramıdır. Dışarıda beş para etmez. Yani öyle köyde, dağda, belde benim fabrika ayarlarının hiç işi yok. Allah'a şükür hiç de ihtiyaçları olmasın. Ama şehirli insan kendi pisliğinde boğulma noktasını geçti zaten. 30 sene sonra, 30 sene bile kalmaz, 17 sene içerisinde küresel ısınmada geri dönüşsüz noktayı geçiyoruz. Yani bundan sonra arkadaşlar siz genç arkadaşların kendi ömür süresinde ve yani benim torunlarım olursa inşallah bilmiyorum onların zamanında korkunç bir dünya bekliyor bizi. Yani bunu biz yaptık arkadaşlar. Niye yaptık? İşte bu doyumsuzlukla sonra oraya gidecek dedin ya. Hı hı. Ve bunu bir kararla düzeltmek çok mümkün. Hepinizden istirhamım. Biz bilimi bilim insanına, sanatı sanatçıya, dini ilahiyatçıya, işte spor egzersizi sporcuya, her şeyi birine irca edip köşemize çekildik. Tamam mı? İşte, çocuk bir şey düşünüyor, filozof mu olacağım başımıza? Bir şey yazıyor, yazar mı olacağım? Ne, bilim adam mı olacağım? Şimdi bunların hiçbirisi bizim işimiz değilmiş gibi geliyor ama bunların hepsi her birimizin devredilemez görevleri. Nasıl İslam'da diyor ilim yapmak kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır diye. Bizim bunların hepsinde hissemiz var arkadaşlar ve biz bunları bıraktığımızda biz eşimize, dostumuza, arkadaşımızla oturup da iki düşünsel, iki felsefi iki bilimsel, iki kültürel muhabbet yapamadığımız zaman bu doymayan insanın ortamını açıyoruz. Mesela bu ülkede lütfen Ankara'da yaşıyorsunuz. 45 senem burada geçti. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. 6 senedir oradayım. Samsun'da 8 sene zaman geçirdim. Hepsini toplayın yaş çıkacak. Her yere gidin, pencerenizi açın ve binalara bakın. Neler yaptığımıza bir bakın. Burada yaşamayı kendimize reva görüyoruz. Niye? Estetik yok, letafet yok, haz yok. Varsa yoksa dörtgen bina maksimum kar. İşte ne olacak sonucu millet deliriyor. Şehirlerde herkes psikiyatrist, psikolog kapısında. Bize göre değil. New York'u filmlerde çok havalı görüyordum. Gittim. Abi 25. dakikada içime bastı ya. Yani şeyde işte Will Smith'in filminde güzel. İşte Lay, lay falan öyle gökdelenler, helikopter. Aşağıdan bakınca Central Station'ın önünde söyleme sayıp sigara içmeye çıkmıştım. Şöyle her Türk'ün yaptığı gibi hani bir kat üç metre olsa falan var ya. <laughs> Ona böyle bakıyordum, bakıyordum, bakıyordum. Donk diye kafam duvara bir vurdu. Bina bitmiyor. Ve o manzara insanı eziyor mesela. Ki New York hakikaten estetiği çok yüksek. O gördüğünüz gökdelenler, yakından görenler varsa bilir. Mıncık mıncık işlenmiş. Sanatı falan çok iyi. Ama bizim için değil, bize göre değil. İşte şehirli insanın dramı ve bu işin sonu iyi gitmiyor. İstirhamım lütfen anlatınız. Bu işler hepimizin işi. İnsanın fabrika ayarlarını okuyunca bir şey kaldıysa gönlünüzde ne olur sevdiğinden ikram eder insan, değil mi? Sevdiğine. Dolayısıyla siz de ikram edin, anlatın, acık dolaşıma evet. girsin. Abi kısa bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi diş hekimiyim ben. Hani e, tıpla ilgili söyledikleriniz var ya. Bence şöyle bir ayrım var orada. Şimdi e, Doktor olmakla hekim olmak arasında bir fark var. Yani hekim daha çok etiyolojik faktöre yani hastanın hastalığının kaynağına yönelir. Mesela diyorum Hasta diş sıkıyor. Ona plak yapıp botoks yapıp işte sonuç sonuçları tedavi etmeye çalışmak doktorluk olabilir. Ama hekimlik ya işte hani bak sen diş sıkıyorsun. Bu genelde gece oluyor. Gece bilinçaltın ortaya çıkıyor olabilir. Hani bir derdin mi var? Kendini bu anlamda bir sorgulasan bakmak. mesela gibi. Hani arasında fark var. Hani hep tıpa giydirdiniz biraz. Doğrudan. Direkt giydirdim bana <laughs> <vallahi>. Doğru söylüyorsun. <laughs> Benim kimsenin bilemeyeceği şeyler kitabında doktor, tabi tabip, hekim diye bir yazı var. Şuraya. Oraya pası atayım. O hekim işiyle ilgili de bir saat konuşayım. Çok tehlikeli bir terim o. Hadi size ipucu vereyim. Üç tane meslek var. Hikmet kökünden gelen isimler veriyoruz. Hakem, hekim, hakim. Ortak noktalarını bulun, Burada düşünenler için büyük ibretler vardır. Oraya girmeyeceğim. Şimdi. Buyurun beyefendi. Az sonra. Siz evet. Spoiler'ı verdim. Hocam merhaba. Merhaba. Ee, i̇nsanın fabrika ayarlarını önce bilimsel bir teori olarak ortaya çıkartmayı düşünmüştüm ama sonra bir kitaba evrildi dediniz ya. Peki akademide nasıl makez buldu bu? Yani güzel soru. Insanın fabrika ayarları deyince böyle birçok akademisyen arkadaşınız aa ne güzel Sinan Hocam iyi bir şey yapmışsınız mı dedi yoksa başka bir şey mi dedi? Henüz hiçbir okumadı galiba. Şimdi bilimsel teoriler çok güzel bir nokta. Aslında bilim insanları için onların sınamasını açmak üzere formüle edilirler. İşte Einstein'ın teorisini alırsın, gravitasyon teorisini. Çürütmeye çalışırsın, çalışırsın. O yüzden de mesela bunlar çok ya veciz matematik ifadelerle kısa ya da böyle çok teknik jargonla yazılırlar. Fakat yazdığım toparlama o kadar benim dışımda gelişmiş bir şey ki yani o kadar aslında bariz olarak ortada duruyor ki ben şimdi tekrar bilim, bilim insanlarına bunu söylesem, kardeş bak bu beş durum var, bütün hastalıklar bununla ilişkili gözüküyor falan. Hiçbirinin bilmediği bir şey değil. Dolayısıyla ben şunu fark ettim. Tıbbi hizmette, tıbbi hizmeti veren kadar tıbbi hizmeti talep edenin de durumu belirleyiciliği var. Yani siz nasıl bir hizmet isterseniz, normal insan gidip nasıl bir hizmet talep ederse tıp biraz da öyle hizmet vermesi gerekiyor. Dolayısıyla ben şunu yapayım dedim. Herkesin anlayacağı bir teori yazayım. İnsanlar evde buna göre bir kafayı bir şey yapsın, toparlasın. Mesela doktora gidip de ağrımı kes demesin. Doktor ben ne yemem lazım? Bana bir adam gibi bir şey söyle. Hayır kilo sorunum yok. Ben sağlıklı beslenmek istiyorum. Probiyotik falan diyorlar. Şunun bana göre olanını bir bul. İşte ben okudum ki, öğrendim ki benim vücudum kimseye benzemiyormuş. Öyle jenerik diyetlerle olmuyormuş bu iş. Karataycı, dukancı olarak yırtamıyormuşum. Falan bu bilinci oluşturmaya başlarsak bu iş işe yarar bir şeye dönüşür gibi geldi. Bu arada ilk defa geçen sene iki tane bir hastane bir büyük tıp merkezinde bu insanın fabrikalarını biraz daha teknik bir sunum halinde anlattım. Gerçekten sonuçta aldığım tepkiler hani şu anda hatırladım yine tüyler dikildi. Şu anda üstümdeki değmiyor vücuduma. Bazı hocaların klinik deneyimleri ve gözlemleri işte hekimlerin, o hekimlerin hikmetli bakışları insanın fabrika ayarlarını onların çok farklı bir düzeyden anlamasına sebep oluyor. Şu anda bir e, bayağı da uluslararası ayağı olan bir sağlık merkezi bunu bir merkeze dönüştürmek istiyor. Yani insanın fabrika ayarları temelli kendi gelirlerine kurşun sıkan, kendi gelirlerini blokaj edecek olan bir sağlık e, danışma merkezine dönüştürmeye çalışıyor. İnşallah muvaffak oluruz. Bir kere bir yer yaparsa zaten ondan sonra devam da gelecek. Vallahi hiç okumasalar umurumda değil. Biyoloji ile ilgili tek söylediğim şey yıllardır en büyük sloganım. 3,5 milyar yıllık bir argenin sonucuyuz hepimiz. Kertenkeleler de öyle, deniz anaları da öyle, hepsi öyle buçuk milyar yıllık bir arge müthiş bilgelik demektir. Ve o bilgeliği anlamaya çalışmadan onunla girişeceğimiz her kavgayı kaybedeceğiz. Tıp o yüzden kaybedilmiş bir vakadır. İşte sağlıklı yaşam, well-being, hede ödösü, kaybedilmek üzere olan bir vakadır. Parçalarından çıkıp işte minik minik böyle parlak fikirlerle sağlık bulmaya çalışmak sıkıntılı. bütünlüğü göremedikten sonra sıhhati bulmak çok zor diye düşünüyorum. Yani siz ne kadar e, onu okur ve ilgilenirseniz 10 on hekimin onunla ilgilenmesine bedeldir benim için yani hiç problem yok. <laughs> Bu kısımda sizden alalım. Hocam iyi günler. Ee, tekrar teşekkür ederiz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ya, ben birkaç kitabınızı ben da okudum. Yani evrim teorisi falan da dediniz. Ee, benim eskiden beri bilmem kafama takılan bir olay. Arkadaşlar da biliyordu onların lafına sığınıyorum ama. Ee, şimdi evrim teoremiyle yaratılış teoremi birbirine çakışır malumunuz olmak üzere. Evet. Hani siz bu konuyu nerede nasıl bir e, ayrım haline getirebildiniz? Yani e, benim de okuduğum kitaplarınızda hani bir eee insanın o e, Homo sapiens'e gelecek gelene kadar farklı e, insan türleri olduğu ya da çeşitlilik olduğu ama bir yerden sonra işte zeka vesaire olduğu ve hani o mamutları vesaire yok ettiği gibi ki ona da değinemediniz zaten nasıl yediğimize. Onların hepsinin şu anda yok olduğu, bir şekilde öldürüldü ya da işte o bahsettiğiniz milyon yıllar içinde yok oldular. Ama işte yaratılış ya da e, bir tanrı ya da büyük bir güç nerede devreye girdi? baştan beri var mıydı yoksa sonra mı oldu ya da her şey bu akış içinde mi devam etti ya biraz bilmiyorum derin bir konu belki zaman yönünden belki çok kısa şey olacak ama kadar sizin şey bakış yapalım. açınız en azından kısaca Aynen. bize benim için önemli bu teşekkür bakış ederim. Bakış açısını anlatmak istiyoruz. Yalnız e, yani o kadar böyle bana gollük bir ortak işinler zamanımız olmadığı için çok böyle içim kıyılıyor ama belki üzerinde daha sonra düşünmeye ikimiz açısından da vesile hepimiz açısından vesile olur diye Yaratılış teoremi ve evrim teoremi diye bir ikram ediyor. Bir kere teori dediğimiz şey nedir? Teori gözlemlediğimiz bir olguyu açıklamak için kurguladığımız bir açıklama çerçevesidir. Ve bilimde buranın altını çiziyorum. Çünkü o lise müfredat kitabını kim yazdıysa pompalı tüfekle peşinden koşacağım. Bilimdeki en üst kesinliğe sahip açıklama düzeyi teoridir. Teori kanun olur diye bir şey bilimde yoktur. Kanun dediğimiz şey bazı teorilerin matematiksel ifadelerine yakıştırdığımız bir şeydir. F eşittir M çarpı A gibi. Gözlemlediğimiz şeyi açıklamak için kurduğumuz bir çatı olduğundan yaratılış teoremi diye bir şey yapabilmemiz mümkün değildir. Çünkü yaratılış özellikle evangelist tip creationizm ya da yaratıcılıktan maalesef bize transfer edilmiş olan Tanrı'nın pöh diye böyle tünk diye yaratması, bir Zati Sungur gibi, bir David Copperfield gibi bir şeyden bir şey çıkarı tarzda yaratmasına dair hiçbir insani gözlemimiz yoktur. Bu yönde anekdotlar, anlatılar vardır ama bir gözlem olmadığı için bu konuda bir teoriniz olamaz. Bu konuda bir ön kabulünüz, inancınız olur. Buna zaten yaratılışçılık deniyor. Yaratılışçılık hiçbir gözlemsel veriyle desteklenmediğinden evrim kuramıyla kesinlikle uyumsuzdur. Fakat yaratılışın bizzat kendisi tabiatta cereyan ettiği için siz tabiata baktığınızda ister evrimle bakın, ister fizikle bakın, ister astrofizikle bakın göreceğiniz şey yaratılışın ta kendisidir. Ee, diyorlar ki ya her şey okey abi tamam kertenkeleyi falan anladık da yani eşrefi mahlukatız gözünü seveyim bu tabirin de nereden geldiğini bilmiyorum bu arada kaynaklarda bulamadım. Yani en şerefli mahluk biziz. Bize de mi Lolo? Yani biz de mi? <laughs> ee, İsminiz neydi? Selda. Selda Hanım. Siz de mahluk attı mı hepimiz gibi? Anneniz 9 ay size hamile kalmak zorunda kalmış mı? Bir zigottan 9 ayda bebek, ondan sonra 3 sene adeta sürüngen gibi anne bakımı olmadan yaşamak zorunda olan bir acuze, arkasından elini ayağını nereye koyacağını bilemeyen bir ergen falan olmadık mı hepimiz? yaratılış böyle bir şey olmasın sakın. Tabiatta nedensiz, süreçsiz yaratılmış bir tek şey bulamayız. Zira ben İslam kültüründe büyüdüm. Hiçbir dini anlatmam, hiçbir dinin propagandası yapmam. Kendi inancım kendime. Ama birçok dinde çok güzel anekdotlar, birçok kutsal kitapta harika şeyler var. Mülk suresinde açın bakın, gözünü çevir bak, bir daha bak. Tek bir çatlak göremeyeceksin diye. Yani çok sağlam bir meydan okuma var ve katılıyorum. İstediğiniz yere bakın. Süreçle yaratma dışında hiçbir şey göremeyeceksiniz. Bunun da mesela İslam dinindeki adı sünnetullah'tır. Allah'ın iş yapma biçimidir. Kimisi bunu adetullah der. Maalesef biz canlılığa hiç bakmadan canlılık hakkında konuşan insanların dedikleriyle canlılığı anlamaya çalışıyoruz ki daha ne diyeyim? Son Olmuş. bir soru alacağız. Hanımefendiden de son soruyu alabiliriz. Teşekkür ederim. Ben nöroçeşitliliğin insanı fabrika ayarlarında nerede durduğunu öğrenmek istiyorum sizden. Bir de İstatistiklere göre bundan 15 yıl önce 100 çocuktan birine otizm tanısı konulurken şu anda bu sayı 40 çocukta bire indi. Otistik beyinlerle ilgili bir çalışmanız oldu mu? Ve bunu evrim açısından baktığınız zaman bir karşılığı var mı Siz de onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sondan başlayayım. E, otizm konusunda özel bir çalışmam yok. Uzaktan literatürü takip etmeye çalışıyorum. Evrim açısından çok direkt bir ilişkisi var. Fabrika ayarlarına uygun olmayan bir yaşamın böyle sonuçlarla karşımıza çıkması çok doğal. Şu anda yaşadığımız ritim, tükettiğimiz besin, işte annelerin, babaların stres olanları, epigenetik dediğimiz o yeni anlamaya başladığımız aktarım stilleri dolayısıyla böyle bir şeyi çıkarıyor gibi muhtemelen. Nöro ee, nöroçeşitlilik meselesi o kadar merkezi bir şey ki yani bir sonraki kitabımda inşallah onu biraz daha açmaya gayret edeceğim. Bugün bir lisede işte konuşuyordum Ankara Lisesi'nde. Şey sordum orada ihtiyaç, öğrencilere konuştum unuttum. Ben genellikle hocalara konuşurken soruyorum da onu. Kopya dedim hala yasak mı falan? <laughs> falan yaptı. Hocam vallahi biz işte bir tane şey diyor. Yakalanırsan yasak, yakalanmazsan <laughs> dedim aynı bizim zamanımızdaki gibi hiçbir değişiklik yok. Şimdi bakın kopya neden yasaktır bizim eğitimimizde? Herkesin belli konularda aynı düzeyde olmasına hedefleyen bir eğitim var. Halbuki Mesela bugün beni buraya niye çağırdınız? Niye geldiniz? Sizden farklı bir şey bildiğimi düşünüyorsunuz ve karşılıklı bilgi alışveriş yapıyoruz mu? Yardımlaşıyoruz. Ben de gidiyorum bir başka soruyor. Bilgisayarım arıza yapınca evde tekrar bilgisayar mühendisi olmaya çalışmıyorum. Ozan'ı arıyorum. Abi diyorum kitlendik ne yapacağız? Ozan diyor ki abi şurayı bir burayı yap aç team ever. ben halledeyim. Kopya çekiyoruz bütün hayatımızda. Neden? Neden eğitimde bu yasak? Çünkü eğitimin hayatla bir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Herkesin aynı şeylerde eş düzeyde olduğu bir dünya cehennemin ta kendisidir. Nöroçeşitlilik her birimizin ve her bir tekimizin bambaşka yetenek setlerine sahip olduğu bir dünyada birlikte yaşayabilmeyi becerip dünyanın en komplike süper organizmasına dönüşebilen insanın en büyük gücüdür. Biz eğer hepimiz aynı olsaydık, Neler olurdu? Otizmi tamamen kaldırsaydık yeryüzünden. Psikoloji öğrencilerine soruyorum. Bir ilaç versem size bir doz içince her şeyi tedavi edecek. Şizofreni, otizm, depresyon bipolar. Aklınıza ne gelirse. Diyorum ki verir misiniz bunu hastalara? Döker misiniz şehir suyuna ki herkes şifa bulsun? Evrimsel psikoloji dersinin ilk şeyinde diyorlar ki dökeriz tabi hocam. Sevaptır. <laughs> Evrimsel psikoloji döneminin sonuna geliyoruz. Diyorum ki döker misin? Yok 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 yok. Çünkü anlıyor ki Otizm olmazsa Oytun başlar olmaz. Kitlenip de senelerce bir konuyu kafaya takıp çalışabilen insanları bulamazsınız. Şizofri, hafif şizofrenikler olmazsa sanatçılar olmaz. O böyle bipolarlar, melankolikler olmazsa o romanları, şiirleri kim yazacak? O zihinsel durumlar, o farklı nöronal bağlantılar bizi bambaşka ama bir araya geldiğimizde süper organizma yapıyor farklılığı maalesef günahmış gibi gösteren, herkese aynılaştırmaya çalışan sistemler bizi neye çevirmeye çalışıyor? Karıncalara. Kitlesel güç elde etmeye çalışıyor insanlar. İnsan bundan çok daha fazla bir şeydir. Ve e, bir işte tarihi yapıt görüyorsunuz. Mesela işte diyorlar ki Mimar Sinan yaptı bunu işte Süleymaniye. Mimar Sinan tek başına mı yaptı orayı? Yani bir sürü insan ustası, planlamacısı, nakliyecisi, sultanı, iletişimcisi, o su bu su bunların hepsinin farklı özellikleri sayesinde o muhteşem şeyler çıktı. Şimdi bireyselleşme çağı bizi niye cehenneme sokuyor? Her şeyi tek başımıza becermek zorundayız. Eğitimden itibaren böyle alıştırıyoruz. Nöro çeşitliliği anladığımız gün Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün niye hafif ve orta düzey otistik çocukları yazılım sektörüne akın akın istihdam için uğraştığını anlayacağız. Mesela en azından onlar bir şey keşfetti. Ama çok daha ilerisinde biz aslında yaşıyorduk. Eskiden köyün delisi vardı. Değil mi? Mahallenin delisi vardı. Onların bir fonksiyonu vardı. Bir kere herkes o insana yardımcı olmak vesilesiyle sosyal bir grubun parçası oluyordu. Başka iletişim becerilerini geliştiriyorlardı ve o insanlar aynı zamanda akıl sağlığına sahip olmanın mesela bir örneğini oluşturarak yani şükretme vesilesi olarak toplum bir adı tutan bir zamp falan gibi işlev görüyordu. Nöropatolojiler, bugün adına problem dediğimiz insan sorunlar bir derece meselesidir. Hafifleri, mesela bende biraz psikopatlık var, hamdolsun. O olmasa bu işleri niye yapayım yani? Akademisyenin psikopatı boldur en fazla psikopat olan, psikopat beyine sahip olan akademisyenler ve CEO'lardır mesela. E niye? Mücadele, rekabet ya da kendimi göstereyim, çıkayım, hadi öde bir şey yapayım falan. O diye öyle tiplerden çıkıyor. İyi ki varlar. İyi ki bazı nörtler var. İyi ki takıntılılar var. İyi ki obsesifler var. Obsesif kompulsif bozukluk. Aşkın ve aşkla çalışmanın temelidir. Daha ne diyeyim? Nöroçeşitlik çok önemli. Tam merkezde bir de bu tek tipleştirmeci düşünceden kurtulsak daha da kim tutar bizi? Evet. Çan eğrisi çok istatistik bir şey. Yani nasıl anlatayım onu bilmiyorum ki. O kadar hayatın çeşitliliği o kadar kaotik bir şey ki. Mesela çan eğrisi bize diyor ki ortasıdır çoğunluğu. Ama değişimi yapan bazen oradaki, bazen buradaki, bazen şuradaki tabiatta olan şeyler indirgenemez kompleksliğe sahiptir. Ne demek o? Şu üç parçayı alayım ben bu bütün sistemi çalıştırırım diyemiyorsun. O yüzden indirgemeci bilim dünyayı anlayamıyor. Hepsi olacak. Mesela bir senfoni orkestrasında o arkadaki gonturbası kimse duymuyor. At onu oradan dersen müziği anlayan adam der ki müzikte eksik var. Bir şey yok. Çelik üçgen, üç kere oraya ting, çıkar bunun orkestanı. Ne yapıyor orada? Aynı parayı alıyor, tik diye vuruyor falan. O ting gelmezse o müziğin o vurgusu gitti. Dolayısıyla indirgenemez karmaşıklık. Hepimiz yeri değiştirilemez özellikle varlıklarız ama kendimizi biliyorsak, bu sistem içerisinde bir fırça darbesi olmanın niyetini taşıyorsak, bu resimde bir aktör olmaya niyetliysek, Kesaret, basiret, feraset, gayret, evet. hikmet falan oradan yararlı çalış inşallah. Evet, hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Çağlar bize var. muhteşem bir akşam yaşattınız. <laughs> Ee, sevgili Profesör Doktor Sinan Canan Hocama, ben Ankara Uslu Töresinin de bu davetini e, kırmadıkları için bizi gerçekten çok mutlu ettiler. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel organizasyon için bize konferans salonlarını açan Göte Enstitü Ankara'ya da teşekkür ediyoruz. Umarım dediğim gibi Te Sinan Canan Hocamızı Ankara'da tekrar hatta daha sıklıklarla görme şansımız olur. İyi akşamlar diliyoruz. Sevgili hemşerilerim çok teşekkür ediyorum tekrar görüşmek dileğiyle.